Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugün dersimizde Atatürk Üniversitesi AÖF Arapça 2 kitabındaki isim cümlesi konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Arapça 2 kitabımızın 4. ünitesi isim cümlesi ve ögeleri. Şimdi Arapçada iki çeşit cümle vardır. Fiil cümlesi ve isim cümlesi. Fiil cümlesi fiil ile başlayan cümledir. Fiil ile başlamak zorundadır arkadaşlar. Fiil, fail ve mef'ulden oluşur. İsim cümlesi de isimle başlamak zorundadır. Bu da mübteda ve haberden oluşur. Fiil cümlesindeki failimiz arkadaşlar isim cümlesinde mübteda adını alıyor. Fiil cümlesindeki failimiz isim cümlesinde mübteda adını alıyor. Evet, bu ünitemizde isim cümlesinin ögeleri, mübteda ve haberi, haberin öne geçmesini ve haber türlerini işleyeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak hüsn ifadelerle anlatabilmeyi, anlattıklarımızla da anlayıp sınavlarda muvaffak olabilmeyi hepinize nasip eylesin değerli arkadaşlar. Okuma parçamıza bakalım. Ene, ben, kimim? Rimün, rimim. Buradaki ene mübteda, rim haberdir. Ene ben Lübnaniyetun Lübnanlıyım. Eskünü yaşıyorum. Kiminle? Ma'a üsreti. Ma'a ile demek arkadaşlar. Zarftır. Üsreti ailem ile beraber yaşıyorum. Nerede? Fi Beyrut. Beyrut'ta. Ebi erkek kardeşim. Özür dilerim. Babam. Eb baba demek. Babam. Umruhu onun yaşı kaçtır? Hamsune neciyetten seneten. Sene olarak 50 senedir. 50 yıldır. Hüve baba müzekker olduğu için hüve getirmiş. Nedir? Üstazun bir hocadır. Nerede? Fil camiati üniversitede bir hocadır. Ümmi annem ismuha onun ismi nedir? Şadiyetün şadiyedir. Umruha onun yaşı. Buradaki ha'lar anne müennes olduğu için gelmiş ha olarak. Erbaune seneten 40 senedir. Hiye o yani anne nedir? Tabibetun bayan doktordur. Nerede? Fil müsteşfa hastanede. Li benim vardır. Ne vardır? Ehun bir erkek kardeşim ve uhtun bir kız kardeşim. Ehi erkek kardeşim nedir? Mütercimun tercümandır. Hüve o nedir? Mütezevvicün evlidir. Ve indehu onun vardır. Tıfletün bir kız çocuğu, sagiratun küçük bir kız çocuğu. Uhti benim kız kardeşim nedir? Mudifetun hostestir. Hiye o nedir? Azbeu bekardır. Peki değerli arkadaşlar, şimdi isim cümlesinin ögelerini anlatmaya başlayalım. Türkçemizde arkadaşlar ev büyüktür, bahçe güzeldir, Ali mühendistir gibi binlerce, milyonlarca cümleler kurulabilir değil mi? Şimdi böyle cümlelerde diyor ki bize bu tür cümlelerde birinci olan cümlemize Arapçada mübteda adını veriyoruz. Biz cümleye isimle başlamak zorundayız ve o başladığımız isim ile bir haber vereceksek o habere biz Arapçada haber diyoruz. O başladığımız isme de Arapçada mübteda adını veriyoruz. Şimdi burada mesela ev, biz ev ismiyle başladık. Evin ne olduğu haberini veriyor. Büyük olduğunu, bahçenin güzel olduğunu, Ali'nin mühendis olduğu haberini verdiği için buradaki büyüktür, güzeldir, mühendistir kelimeleri Arapçamızda haberdir. İsim cümlesinin ögeleri değerli arkadaşlar tekrar edelim. Mübtedadır ve haberdir. Mübteda cümleye başlanan isim demektir. Haber ise cümleye başlanan isimle ilgili bize verilen bir bilgidir. Bir bilgi veriyor. Ev büyüktür, araba hızlıdır, cadde geniştir, çocuklar başarılıdır. Yani bize cümleye hangi isimle başlanılmışsa onunla ilgili bir bilgi veriyorsa o vermiş olduğu bilgi kelimesine haber diyoruz. Başlanılan isme de mübteda diyoruz. Ama tekrar edelim ki isim cümlesinde muhakkak cümleye isimle başlanılmak zorundadır arkadaşlar. Mübteda ile haber arasında uyum olmak zorundadır. Buradaki haber müfret haberi kastediyoruz. Mübtedamız müzekker olursa haberimiz müzekker olacak. Mübtedamız müennes olursa haberimiz müennes olacak. Mübteda tekil, ikil veya çoğul olduklarında haber de tekil, ikil veya
çoğul olmak zorundadır. Bir de mübtedamız marife, bilinen, belirli olmak zorundadır. Haber ise nekre olması gerekmektedir. Peki marife arkadaşlar nelerdir? Başında elif lam takısı bulunan isimler, zamirler, işaret isimleri ve isim tamlamaları. Yine ismi mevsullerde marifedir. Bunlar arkadaşlar şuradaki zamirler, işaret isimleri, isim tamlamındaki muzaaf ve ismi mevsuller başına elif lam takısı getirmeye gerek yoktur. Zaten kendiliğinden marifedir. Marif oldukları için elif lam getirmeye gerek yoktur. Bunun haricinde bir ismi marife yapmak için ona elif lam takısını getiririz. Şimdi burada şöyle örneklere bakacak olursak mesela diyor ki el beytü beyt. Beyt kelimesi müzekker ve müfret bir isimdir. Biz onu şuradaki elif lam takısıyla marife yapıyoruz. Bu beyt kelimesinin harekesini niye ötüre götürüyoruz? Şundan dolayı Arapçada merfuat, mansubat, mecrurat diye bir konular vardır. El beytü kelimesi müptedadır. Cümleye beytle başlıyoruz ve müpteda da merfuattandır. Merfuattan yani raf alameti arayacağız kendisinde. Peki müfret isminde raf alameti nedir? Şuradaki dammedir. Bu kelime arkadaşlar fiil cümlesine de gelebilirdi. Eğer fiil cümlesinde gelseydi o zaman fiil cümlesinde fail veya naibu fail veyahut da meful de olabilirdi. Ancak müpteda olarak geldiği zaman o merfuattan olduğu için raf alameti tekil isimden dolayı ötredir. Tesni olsaydı o zaman biz raf alameti elif arayacak. Beyt kelimesi müzekker olduğu için onun sıfatı da özür dilerim haberi de kebirun şeklinde müzekker olarak gelmiştir. El beytu kebirun ev büyüktür. Bize burada evin büyük olduğu bilgisini verdiği için haberimizde nekre olarak gelmiş. Haberde merfuattan olduğu için raf alameti sondaki dammedir. El hadikatu bahçe nedir? Cemiletün güzeldir. Buradaki bahçe elif lamla marif olmuştur. Mübtedadır. Raf alameti sondaki dammedir. Müennes olduğu için haberi de müennes olarak gelmiştir. Peki arkadaşlar Arapçada akılsız varlıkların çoğulu mübteda olarak geldiği zaman akılsız varlıkların evler, ağaçlar, kuşlar, arabalar, işte kalemler, defterler, kitaplar aklınızda ne kadar varsa arkadaşlar gelebilecek akılsız varlıkların çoğulu müpteda olarak geldiği zaman onların haberi müfret, müennes olarak gelecektir. Aşağıda göreceğiz inşallah. Bir de zamir olarak da haber müpteda gelebilir. Örneğin ente, sen, nesin, talibun, erkek öğrencisin. Burada ente nedir? Müzekkerdir ve zamir olduğu için marifedir. Elif lam takısı almasına gerek yok. Sen cümleye sen zamiriyle başladık. Burası mübtedadır. Zamirler mahalli irab alır. Mebni olduklarından dolayı mahallen merfu. Talibun ente zamirinin neyidir? Haberidir. Sen bir öğrencisin. Onun o kişiye konuştuğumuz kişi öğrenci olduğunu söylediğimiz için buradaki talibun haberdir ve haber olduğu için nedir? Raf alameti sondaki dammedir. Ente müfret olduğu için talibun da müfret olarak gelmiştir. Ancak aşağıda nahnu biz nedir? Çoğuldur. Neyiz? Tüllabun öğrencileriz. Onun haberi de çoğul olarak gelmiştir. Raf alameti dammedir. Yine nahnu hem müzekker hem müennes için kullanıldığı için haberi talibatun şeklinde cem-i müennes olarak gelmiştir. Burada nahnu arkadaşlar mübtedadır. Mahalle merfudur. Çoğul olduğu için haberi de ona uygun olarak çoğul gelmiştir. Talibatun şeklinde. Yani neden talibatun geldi? Çünkü nahnu'yu hem kızlar, kadınlar, bayanlar söyleyebilir. Hem de erkekler söyleyebilir. El kâkü kek nedir? Cahizun hazırdır. Buradaki kek müzekker olduğu için onun haberi de müzekker olarak gelmiştir. Ama aşağıda el kahvetu kahve nedir? Cahizetun hazırdır. Kahvede müennes olarak geldiği için haberi de müennes olarak gelmiştir. Değerli arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi akılsız bir varlığın çoğulunda haberi arkadaşlar tekil ve dişil yani müfret müennes olacaktır.
El hadaiku hadikatının çoğuludur. Hadikatun, hadikatani, hadaik. Elif lamla marif olmuş. Bahçeler nedir? Cemiletün, güzeldir. Buradaki cemiletün müfret müennestir. Er, el hadikatu deseydi tekilinde yine cemiletün diyecekti. El hadaik de dese yine cemiletün. Çünkü akılsız varlığın çoğulunda haber arkadaşlar müfret müennes olarak gelir. El eklamu kalemun, kalemane eklam. Kalem müzekker, hadikatu müennestir. Ama fark etmiyor. Müzekkerin çoğulu da olsa akılsız varlık olduğu için onun haberi müfret müennes olarak gelecektir. Rahisatun. Sınavda size aşağıdaki müpteda haber arasındaki hangisinde uyum olarak yanlışlık vardır diye sorduğu zaman sakın şaşırmayın arkadaşlar. El aklam, kalemler bu müzekkerdir. Bu niye müzekker gelmemiş diye düşünmeyin. Akılsız varlıkların çoğulunun haberi daima müfret müennes olarak gelecektir. Değerli arkadaşlar, müfret müennes rahisatun ucuzdur. El kütübü kitabın, kitabani kütüb, kitaplar nedir? Müfidetun faydalıdır. Müfret müennes olarak gelmiştir. Mübteda kütüb kelimesi lafzın damme ile merfu, müfidetun haber yine lafzın damme ile merfudur. Mübteda ve haber de arkadaşlar, eğer ki cümleler tesniye olsaydı mübteda da haber de tesniye olacaktı. Ene ben nedir burada? Mübtedadır. Zamir olduğu için mebnidir ve mahallen merfudur. Mübteda olduğu için. Lübnaniyetün, Lübnanlıyım. Burası da haberdir. Haber olduğu için yine merfu olarak gelmiştir. Raf alameti sondaki dammedir. Hüve. O nedir? Üstazın hocadır. Mübteda haber. Umruha onun yaşı nedir? Erbaune 40'tır. Seneten sene olarak. Buradaki umruha kelimesi arkadaşlar mübtedadır. Niye başına elif lam gelmemiştir? Şundan dolayı şuradaki ha zamirine muzaf olarak geldiği için umruha bir isme muzaf olan kelime elif lam takısı almaz. Çünkü o zaten marifelik özelliğini muzafın ileyhten aldığı için dolayısıyla başına elif lam getirmeyiz. Erbeune sayısı da haber olduğu için onun raf alameti vav iledir. Çünkü haber merfuattandır. Ahi benim erkek kardeşim. Buradaki arkadaşlar önemli bir nokta var. Şimdi şuradaki ye, mütekellim ye adını verdiğimiz aitlik, nispetlik yağdı. Benim, bana ait. Ve aitlik ye adını verdiğimiz bu mütekellim yasına bir isim muzaf olduğu zaman o isim artık takdiri irab alır. Neden? Çünkü şuradaki ye olmasaydı burası el ehu diye ötre açığa çıkacaktı. Ama ye'den dolayı ötre el söyleyemiyoruz ve ehi diyoruz. Esreye dönüşüyor. Ancak o ye olmasa ötre olacağı için artık oraya takdir yani ötre varmış gibi kabul ediyoruz. Takdiren merfu diyoruz. Ama zamirler öyle değil. Çünkü mebni olan kelimeler daima mahalli irab alır. Çünkü onlar mebni oldukları için ister muzaf olsun ister muzaf fark etmez. Mebni oldukları için daima mahalli irab alır. Ama şuradaki ehi kelime mütekellim yasına bitişen muzaf olan ehi kelimesi ye olmasa ötre açığa çıkacağı için ye'den dolayı çıkamıyor. Dolayısıyla takdiri irab alır. Mütercimun da onun haberidir. Erkek kardeşim tercümandır. Bu da lafzen damme ile merfu olarak gelmiştir. Ah kelimesi müzekker olduğu için haberi de müzekker olarak gelmiştir. Değerli arkadaşlar. Peki buraya bakalım arkadaşlar. Mübteda haber uyumu bakımından yanlış yazılanları bulalım. Hiye emrikiyün. Arkadaşlar ne olacak? Emrikiyü müzekker olduğu için hiye değil hü olacak değil mi? Hüve getirmemiz lazım. Neden? Emrikiyün müzekkerdir. Emrikiyetun olsa müennes olurdu. Ya hiye emrikiyetun diyeceğiz veya hüve emrikiyün. O nedir? Min asli arabiyün. Arap asıllı bir Amerikalıdır. Zevci benim eşim. Bunu söyleyen kim? Bir bayan söylüyor değil mi? Erkek söylese zevceti demesi lazım. Benim eşim ne diyecek? Tabibun diyecek. Haberi tabibun gelmesi lazım uyum olması için. Veyahut da zevceti tabibetun şeklinde de söyleyebiliriz. Zeynep nedir? Azebu.
bekardır diyemeyiz Azebu'yu. Neden? Çünkü Zeynep müennes olduğu için. Burası Ahmet olsaydı Azebu olur. Ama Zeynep müennes olduğu için ismi taftilin müennesinde Azba'u şeklinde Ahmeru Hamra'u Esferu Safra'u Azba'u şeklinde getirmemiz lazım müennes olarak. Ebi benim babam nedir? Rabbetu beytin ev hanımı diyemeyiz. Burası ümmi olması gerekiyor. Uhtu onun kız kardeşi nedir? Müderrisun değil. Kız kardeş olduğu için müderrisetun. Bayan öğretmendir. Fissaneviyeti lisede bayan öğretmendir. Buradaki yanlışları gördük değil mi arkadaşlar? Et-tifletu. Küçük kız çocuğu nedir? Mahbubetun, sevimlidir. Doğru. Çünkü et-tıflatu mübtedadır. Elif lamla marif olmuştur. Müennes olarak gelmiştir. Haberi de müennes olarak gelmiştir. El-cevvu hava nedir? Mumtirun, yağmurludur. Bu da doğru. El-müdünü şehirler nedir? Müzdahimetun, kalabalıktır. Doğru değil mi arkadaşlar? Neden? Çünkü müdün kelimesi akılsız varlıkların çoğulu olduğu için onun haberi de arkadaşlar müfret müennes olarak gelmiştir değerli arkadaşlar. Eşşari'u cadde nedir? Vasiatun geniştir. Evet burada yanlış demiş. Çünkü şarih kelimesi müzekker olduğu için vasiatun müzekker gelmesi lazım. O da vasiatun değil vasiun olması lazım. El fennanetu arkadaşlar müennestir. Meşhurun değil meşhuratun gelmesi lazım. El buyutu buyut kelimesi nedir? Beytun kelimesinin çoğulu. Beytun, beytani, buyut. Bu da akılsız varlığın çoğulu olduğu için onun haberi cemilun değil cemiletun gelmesi lazım. Evler güzeldir şeklinde. El cevvu hava nedir? Baridun soğuktur. Hava müzekkerdir. Baridun da müzekker olarak haberi gelmiştir. Doğru. Er rivayetu roman nedir? Raiatun harikadır. Burada da roman arkadaşlar müennes olduğu için haberi de müennes olarak gelmiştir. Uhibbu seviyorum kimi beyti evimi hu ve o nedir? Sagirun küçüktür. Beyt kelimesi müzekker olduğu için huve şekline gelmiştir arkadaşlar. Burada ahabbe yuhibbu'dan uhibbu ben seviyorum. Zamirin raci olan fiil formatında fiil cümlesidir. Neyi seviyorum? Beyti, evimi seviyorum. Buradaki fiil nedir arkadaşlar? Fiil-i müzari. Fiil-i müzari merfuattan olduğu için raf alameti ötredir. Beyti de mansubattandır değil mi arkadaşlar? Mütekellim y'sine ne yapmıştır? Muzaf olmuştur. Mef'ulun bih konumundadır ve takdiran mütekellim y'sine muzaf olduğu için takdiran mansuptur. Huve işte burası nedir? Mübtedadır. O nedir? Sagirun küçüktür. Huve müzekker olduğu için haberi de müzekker olarak gelmiştir. Ve cemilun buradaki vav atıf cemilun sagirun üzerine matuf ve güzeldir. Fi beyti evimde vardır. Burası mukaddem haber. Göreceğiz inşallah. Ne vardır? Selasu gurafin 3 oda vardır. Gurfetün nevm yatak odası, gurfetül cülüz oturma odası ve gurfetü taam yemek odası. Fi gurfetin nevm yatak odasında vardır. Ne vardır? Seriyrun bir yatak ve hizanetül melabis elbise dolabı ve taviletu ve bir masa fevka hadihit tavileti bu masanın üstünde vardır. Ne? Hatifun bir telefon ve misbahun sagirun küçük bir lamba vardır. Fi gurfetil cülüs oturma odasında vardır. Ne? Eriketun mureyhetu rahat bir koltuk vardır. Muriha eriketinin sıfatıdır arkadaşlar. Daha ve kurbel eriketi koltuğun yanında vardır. Ne? Mektebetün bir kütüphane vardır ki fiha o kütüphanede vardır. Ne? Kütübün muhtelifetün farklı kitaplar. İçerisinde farklı kitapların bulunduğu bir kütüphane nerededir? Koltuğun yanındadır. Ve fi gurfeti hadihi davileti ve fi gurfeti hadihi davileti Pardon. Ve fi gurfeti taam yatak odasının yemek odasında vardır. Ne vardır? Tavilatun bir masa, kebiratun büyük bir masa vardır. Havle hadihi tavileti bu masanın etrafında
vardır. Hep mukaddem haber olarak gelmiş. Ne vardır? Adedun minel kerasi, sandalyelerden bir pek çok adet vardır masanın etrafında. Çok sayıda sandalye vardır. Ve fiha, yine orada vardır. Ne hizanetun, dolap, lil etbaat, tabaklar için. Vel melaik, milakatun, milakatani melaik. Evet, tabak ve kaşıklar için dolap vardır. Fil beyti, evde vardır. Matbahun, bir mutfak vardır. Ve hammamun, bir banyo vardır. Ve şurfetun, bir balkon vardır. Ve fil matbahi, nedir? Mutfakta vardır. Sellacetun ve furnun. Sellacetun, buzdolabı. Furnun, fırın. Ve gassaletun, nedir? Çamaşır makinesi. Ve fil hammam, hamamda vardır. Mir'atun, ayna. Ve min şefetun ve sabun. Min şefe arkadaşlar, kese. Ve sabun, sabun vardır. Geldik arkadaşlar haber türlerine. 3 çeşit haberimiz vardı arkadaşlar. Müfret haber, cümle haber, şibih cümlesi haber. Cümle haberi, isim cümlesi ve fiil cümlesi haber diye iki kısma ayıracağız. Ene, ben. Kimim? Muhammedun, Muhammedin. Ene, ben. Tunusiyim, Tunusluyum. E'melu, çalışıyorum. Ne olarak? Muzi'an, spiker olarak. Zevceti, eşim. Üstazetun, bir hocadır. Fil camiatı, üniversitede bir hocadır. Lena, bizim vardır. Tiflun, erkek çocuğumuz. Sagirun, küçük bir erkek çocuğumuz vardır. İsmuhu Halid. Halid isminde bir erkek çocuğumuz. Ve umruhu, onun yaşı kaç? Erbav senevatin, 4 yaşındadır. 4 yaşında, ismi Halit olan 4 yaşında bir erkek çocuğumuz vardır. Huve, o nedir? Tıflun, bir çocuktur. Zekiyün, zeki bir çocuktur. Ve şekiyün eydan, aynı zamanda da haylaz, yaramaz bir çocuktur. İndi, benim var. Sadikun, bir arkadaşım ki ismuhu, onun adı nedir? Muhammed veya Mahmud. Muhammed değil, Mahmud. Adı Mahmud olan bir arkadaşım vardır. Mahmud kimdir? Ya'melu, çalışıyor. Tabiben, doktor olarak. Ve raculun, o bir adamdır. Neşiten, çalışkan, canlı, aktif bir adam. Zevcetu Mahmud, Mahmud'un eşi. İsmuha, onun adı nedir? Şerife, şerifetir. İye türküyetin, o Türktür. Şerife, te'melu, çalışıyor. Müderrisetun, te'mel, çalışıyor. Müderriseten, ne olarak? Bayan öğretmen olarak çalışıyor. Nerede? Fissaneviyeti, lisede bayan öğretmen olarak çalışıyor. Şimdi arkadaşlar, haberimizin birinci olan haberimiz müfret haberdir. Müfret haber, müpteda ile haber arasında uyum olması gereken bir haberdir. Ne gibi? Es-seyyaratu, araba nedir? Cemiletun, güzeldir. Müfret haberi nasıl ayırt edeceğiz? Şöyle, müpteda ile haber arasında herhangi bir fiil, herhangi bir isim, herhangi bir harfi cer veya zarf girmemiş olan haberde arkadaşlar. Cümlelerde gördüğünüz gibi es-seyyaratu, araba nedir? Cemiletun, güzeldir. Eş-şarihu, cadde nedir? Nazifun, temizdir. El-muvazzafani, iki memur nedir? Naşitani, aktiftir, çalışkandır. Buradaki muvazzafan müptedadır. Eflam ile merfu olmuştur. Raf alameti tesniye olduğu için şuradaki eliftir. Müpteda tesniye olarak geldiği için onun haberi de tesniye olarak gelmiştir. Yine müpteda müzekker olduğu için haberi de müzekker olarak gelmiştir. Bu şekilde gördüğünüz gibi müpteda ile haber arasında hiçbir şekilde fiil, isim veya harfi cer, zarf girmemiş olan habere müfret haber diyoruz ki müfret haber arkadaşlar müpteda ile daima uyumlu olmak zorundadır. İsim cümlesi haberine bakalım arkadaşlar.
Antalya. Antalya nedir? Özel isim olduğu için elif lam takısı almaz. Nedir burası? Mübteda. Tabii ki Antalya olduğu için mahallen merfu. Nedir? Sevahiluha, onun sahilleri cemiletun, güzeldir. İşte burada Antalya'ya ve bize Antalya'yı ne yapıyor? Onunla ilgili bir haber vermesi için önce bize Antalya'yı değil de Antalya'nın sahilleriyle ilgili haber vereceği için sahillerin diyor. İşte Antalya müptedasından sonra araya ne yapıyor? Bir isim giriyor değil mi? Sevahiluha, onun sahilleri nedir? Cemiletun, güzeldir. Buradaki Sevahiluha Cemiletun Antalya'dan neyidir? Haberidir. Ve Arapçada bütün cümle haberler, şibih cümle haber, isim cümlesi haber, fiil cümlesi haber, mahalli irab alır. Dolayısıyla mahalle merfudur. Antalya ki onun sahilleri nedir? Cemiletun, güzeldir. El camiatu, üniversite ki elif lamla marif olmuştur. Hadikatuha vasiatun, onun bahçesi nedir? Geniştir. Cümle haberlerde arkadaşlar uyum aranmaz. El beytu ev ki gurafuhu, onun odaları nazifetun, temizdir. Burada beyt mübteda, şu altı çizilen gördüğünüz şu yerler arkadaşlar haberdir. Cümle haber olduğu için de bunlar mahallen merfudur diyeceğiz. Cümle haberler mahallen merfudur. Nasıl anlayacağız isim cümlesi? Mübtedadan sonra isim gelecek arkadaşlar. Mübtedadan. Ve burada fark ettiyseniz bütün şu mübtedadan sonra gelen isimlere ait olan zamirler kime dönüyor arkadaşlar? Mübtedaya dönüyor. Bakın ha zamiri üniversite müennes olduğu için ha gelmiş. Şuradaki Sevahilu'daki ha zamiri Antalya müennes olduğu için, şehir adları müennes olduğu için ha gelmiş. Buraftaki hu arkadaşlar beyt kelimesi müzekker olduğu için hu olarak gelmiştir. Peki fiil cümlesi haber nedir? Mübtedadan sonra fiil gelecek değerli arkadaşlar. Et talibu, erkek öğrenci nedir? Yedhebu, gidendir. Nereye? İne sinema, sinemaya gidiyor. Erkek öğrencinin sinemaya gitme haberini bize verdiği için buradaki yedhebu ile sinema nedir? Fiil cümlesi haberdir ve mahallen merfudur. El müderrisetu, bayan öğretmen nedir? Tedhulü saffe, sınıfa giriyor. Yine burada mübtedadan sonra fiil cümlesi geldiği için fiil cümlesi haberdir ve mahallen merfudur. Yani cümle olarak mahallen merfu diyeceğiz haber olarak, ama bunu kendi içerisinde de irabını yapabiliriz. Yese bu fiil fail, faili tahtında hüvedir arkadaşlar. Faili tahtında hüvedir. Çünkü buraya et talip fail değildir. Et talip müptedadır. Tahtında hüvedir. İle sinemada nedir? Mef'ulün bi gayrisari mahalle mansuptur. Ama şu cümle olarak biz buraya mahallen merfu diyeceğiz. Dikkat edelim. Tedhulu nedir? Fiil müzaridir. Faili tahtında hiyedir. Tahtında hiyedir. Es-saffede mef'ulün misaleti lafzen fetayla mansuptur. Ancak şu cümle olarak mahallen merfudur. Talibetu, bayan öğrenci, tektubu yazıyor. Derse ha, dersini yazıyor. Dolayısıyla şu cümlesi fiil cümlesi haber olup mahallen merfudur. El cennetu, cennet nerededir? Ha, şimdi arkadaşlar neye geldik? Şibih cümle habere. Bu da mübtedadan sonra zarf veya harfi cerli olan cümlelerdir arkadaşlar. Mübtedadan sonra zarf veya harfi cerli olan cümleler. El cennetu, cennet nedir? Tahte akdamil ümmehat, annelerin ayaklar altındadır. Mübtedadan sonra tahte zarfı geldiği için burası şibih cümle haberdir ve mahallen merfudur. Tahte muzaf el ektam muzafın ileyhtir. Ektam muzaf el ümmehat muzafın ileyhtir. Es-suyyahu, turistler nerededir? Fil methaf müzededir. Yine es-suyyah mübtedadır. Ve cemi teksir olarak gelmiştir. Saihun, saihani, suyyah, elif lamla marif olmuştur. Mübteda olduğu için raf alameti sondaki dammedir. Fil methaf müzededir arkadaşlar. Harfi cerle mecrur mahallen merfu, cümle haberler mahalli irab alır ve cümle haberlerde asla mübteda ile haber arasında uyum aranmaz arkadaşlar. Ahi, erkek kardeşim nerededir? İnde sadikihi, arkadaşının yanındadır. Buradaki inde sadiki altı çizilen yer arkadaşlar
nedir? Şibih cümle haberdir. El ilmu ilim nedir? Kenzun hazinedir. Burada ilim mübteda, kenzun haberdir. Müfret haber. El mu mevzu muz nedir? Talmuhu onun tadı. Yani bize muzu değil de tadını haber veriyor arkadaşlar. Lezizun buradaki el mevzu mübteda, ta'mu lezizun da isim cümlesi haberdir. Et tadhinu sigara nedir? Mudirrun bis sıhhati. Sağlığa zararlıdır. Evet, burası bizi yanıltmasın. Burada sigara da sonra direkt müfret haber geldiği için burası müfret haber diyeceğiz. Sigara müzekker, müdürün de müzekkerdir. Es-salatu namaz nedendir? Min erkanil İslam, İslam'ın rükünlerindendir. Mübtedadan sonra harfi cer geldiği için şibih cümle haber mahallen merfu. Et-talibu erkek öğrenci yedhak gülüyor daimen daima. Mübtedadan sonra fiil geldiği için fiil cümlesi haber olup mahallen merfudur şeklinde söyleyeceğiz. Evet arkadaşlar, sorulara geldik. Değerlendirme soruları. Türkiye cümlesinde mübteda hangisidir? Evet arkadaşlar, Türkiye cümlesinde mübteda nedir? Hüvedir değil mi? Hüve. Normalde yani bu bir cümle değil arkadaşlar. Türkiye, yani cümle olabilmesi için hüve Türkiye'dir. Ancak şuradan anlıyoruz. Bu kelime müzekker olduğu için ne yapıyoruz? Hüve olarak söylüyoruz. Hüve Türkiye, o Türkiye'dir. Mübteda A. Ahi benim erkek kardeşim mütercimun tercümandır. Fi Camiat Atatürk, Atatürk Üniversitesi'nde tercümandır. Buradaki ahi mübtedadır arkadaşlar. Takdiren merfu nedir? Mütercimun haberdir. Erkek kardeşimin haber olduğunu verdiği için haberimiz burada. B şıkkındaki mütercimundur. Fevkat davileti masanın üstünde kitabun kitap vardır. Ve defterun ve kalemun, defter ve kalem var cümlesinin altı çizili kelime nedir arkadaşlar? Kitabın arkadaşlar, burada mübteda öne geçmiştir. Özür dilerim, haber öne geçmiştir. Mübteda sonrasına gelmiştir. Dolayısıyla bu haberdir arkadaş, mübtedadır. Tekrar edelim. Bu cümlede haber tekaddüm etmiş, öne geçmiş. Fevkat tavileti masanın üzerindedir, üzerinde vardır. Ne? Kitabun, kitaplar. Burada haber öne geçmiş. Dolayısıyla kitabın mübtedadır burada arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Validi babam ya'melu çalışıyor. Görevi nedir? Burada arkadaşlar haberde değil mi? Fiil cümlesi haber. Şirketi şirkette çalışıyor. Mübtedadan sonra fiil cümle fiil geldiği için fiil cümlesi haber olup mahallen merfu. Aşağıdaki ifadelerden hangisine isim cümlesi doğru kurulmuştur? El fetatu cemilun. Yanlış. Nasıl olacak? El fetatu cemiletun. El fikratu ra'i'atun. Çünkü müennes. Haberde müennes olması lazım. El kıssatu mümti'atun. Müennes müennes gelmesi lazım. El şari'u cadde vasi'atun. Yanlış. Vasi'un olması lazım. Çünkü mübteda müzekkerdir. El mümessiletu nedir? Cemiletun. Cemiletun güzeldir. Burada haber mübtedaya uymuş değil mi? Mübteda müennes olarak gelmiştir. Haberi de müennes olarak geldiği için cevabımız E şıkkıdır. İsim cümlesi yanlış kurulmuştur. Sadiki benim arkadaşım ki beytuhu onun evi nedir? Ba'idun uzaktır. Doğru. Buradaki sadik mübtedadır. Mübtedadan sonra beytuhu isim geldiği için isim cümlesi haberdir. Beyt müzekker olduğu için haberi de arkadaşlar sadik müzekker olduğu için haberi de müzekker olarak gelmiştir. Sadikati benim arkadaşım, kız arkadaşım füstanuha onun elbisesi cemilün değil. Ne gelmesi lazım arkadaşlar? Evet, burası doğru. Neden? Çünkü füstan kelimesi müzekkerdir. Müzekker olduğu için. Biz tabi burada arkadaşıma bakmayacağız arkadaşlar. Neye bakacağız? Füstana bakacağız. Burada da beyte baktığımız gibi. Füstan kelimesi müzekker olduğu için
haberi de müzekker olarak gelmiştir. El beytu ev nedir? Hadikatuhu onun bahçesi. Bize burada evi değil bahçesini soruyor. Vasiatun genişledi. Doğru. Hadika kelimesi müennes olduğu için haberi müennes olarak gelmiştir. Halidun halid seyyaratuhu onun arabası nedir? Cedidun. Evet bu yanlış. Çünkü biz Halid'e bakmayacağız. Halid müzekker olabilir. Onun arabasını bize soruyor. Yani yeni olan Halid değil. Arabası. Geniş olan ev değil, bahçe, güzel olan arkadaşım değil, onun elbisesi. Evet, burada da uzak olan arkadaşım değil, evi olduğu için biz daima isim cümlesinde müptedadan sonra gelen isim cümlesine bakacağız arkadaşlar. Onun arabası dediğimiz bu kelime seyyara müennes olduğu için cedidün değil, cedidetün gelmesi lazım. Dolayısıyla D şıkkı yanlıştır. El üstazı hoca ki hakibetuhu onun çantası nedir? Kadimetun eskidir. Çanta mühendis olduğu için haberle mühendis olarak gelmiştir. Haber müfred olarak. Hemen müptedadan sonra arkadaşlar direkt haber gelmesi lazım. El kelimesi müptedadan sonra fiil geldiği için fiil cümlesi haber eleriz. El hadikatu bahçe nedir? Kebiratun büyüktür. Cevabımız B şıkkı. Et taviletu müptedadan sonra zarf gelmiş. Şibih cümle haber. El beytu müptedadan sonra isim gelmiş. Gurafuha onun odaları. Yine bu da isim cümlesi haber. Et talibu müptedadan sonra fiil gelmiş. Fiil cümlesi haber. Dolayısıyla müfret haberimiz B şıkkı. Erzurum'un havası güzeldir. Arapça karşı cevu Erzurum. Erzurum'un havası nedir? Cemiletun güzeldir. Evet A şıkkı doğru. A şıkkı doğru. Cevvu Erzurum. Erzurum havasıdır. Cemiletun güzeldir. Diğer şıklara da bakalım. Bunu şu şekilde de diyebilirdi. Erzurum cevvuhu. Erzurum ki onun havası şeklinde de söyleyebilirdi. Cevvun cemiletun. Hava güzeldir. Yanlış. Cevvu Erzurum. Erzurum'un havası güzeldir. Evet burada bir hata yaptık. Nedir? Cev kelimesi müzekkerdir değil mi? Haberi müennes olarak gelemez. A şıkkı değil. Cevabımız C şıkkı. Cevvu müzekker olduğu için onun haberi de müzekker olarak gelmesi gerekiyor. Cevabımız C şıkkı. Cevvu Erzurum. Erzurum'un havası nedir? Cemilun güzeldir. Burada cev kelimesi müptedadır ve muzaftır. Muzaf olduğu için başında elif lam takısı atılmıştır değerli arkadaşlar. El cevvu cemiletun hava güzeldir demek. Fi Erzurum. Erzurum'dadır. Cevvun cemiletun güzel bir hava vardır anlamında. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Müpteda ile haber arasında uyum olması gerektiğinden C şıkkı A şıkkında haber müennes müpteda müzekker olarak geldiği için yanlıştır. 9. Cümlesinde boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi uygun olur? Gurfetin nevmi. Evet. Gurfetin nevmi. Hangisi arkadaşlar? Fi değil mi? Fi gurfetin nevmi. Yatak odasındadır. Serirun. Yatak. Ve hizanetul melabis. Ve elbise dolabı. Yatak odasında yatak ve elbise dolabı vardır. 10. Fil beyti evdedir. Evde vardır. Ney? Matbahun mutfak ve hammamun banyo ve şurfetun balkon. Ve fil matbahı mutfakta vardır. Ne vardır? Beytun medresetun olmaz. Hadikatun hammam olmaz. Şahri seyahat olmaz. Sellacetun buzdolabı ve fırnun fırın vardır. Cevabımız D şıkkı. Şimdi arkadaşlar biz şeyi anlatmadık. Haberin öne geçmesi. Arapçada haber öne geçeceği zaman arkadaşlar ya bir zarf ile ya bir harfi cer ile başlar. Fil beyti evdedir, evde vardır. Buraya yani kurbel beyti de deseydi zarf ile başlasaydı kurbel beyti evin yakınındadır, evin yakınında vardır. Bunun başında arkadaşlar tucedu diye bir fiil var olduğu düşünülür ve o fiil hasfedilmiştir. Yani vardır anlamını ifade eder. Neden? Çünkü şuradaki fi harfi cerinden biz zaten o vardır anlamını çıkarabiliyoruz, anlıyoruz, anladığımız için oraya tekrar o manayı verecek fiil getirmemize gerek yoktur. Ve bu öne geçen haberden sonra gelecek olan müptedamız nekre olarak elif lamsız gelir. Bu normalde şöyleydi. El matbahu mutfak daha vel hammamu hammam daha ve şurfetu balkon nerededir? Fil beyti evdedir şeklinde olması lazımken
Bu sefer yani sanki bunlar bir canlıymış da evdeymiş gibi anlamca uygun olmadığından dolayı arkadaşlar haber öne geçiyor. Evdedir, mutfak, banyo ve şurfa evde vardır. Evde mutfak, banyo ve balkon vardır anlamını veriyoruz. Tekrar ediyorum. Haber öne geçeceği zaman bir harfi cer veya bir zarfla cümleye başlarız ve mübteda arkadaşlar daima haberden sonra geldiği zaman belirsiz nekre olarak gelir ve anlam verirken evdedir, evin yakınındadır, evde vardır gibi anlamlar veririz. Evet değerli arkadaşlar, Atatürk Üniversitesi Arapça 2 kitabındaki 4. üniteyi böylelikle bitirmiş olduk. Bir sonraki ünitede görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun.